Tez İş Pratik Bilgiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Orkide çiçeklerini döktü. İlk saksı değişimini yapacağız sizlerle. Bulunduğu ortamı sevdi ve bize geldiğinden itibaren şöyle küçük bir yavru yaprak da çıkarttı. Bakın gördüğünüz gibi. Güzel bir gelişimle ilerliyoruz. Bakalım inşallah yeni saksımızda da güzel gidecek. Şimdi bu tekrar çiçek oluşumuna dönmesi için çiçek dallarımızı budamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de şöyle şurada boğumlarını sayacağız. 1, 2, 3. Üçüncü boğumdan sonrasında keseceğiz. Ve tekrar çiçek oluşumuna bırakacağız. Orkideyi. Orkidenin aslında bakımı çok zor değil. Biraz dikkat ederseniz verimli sonuçlar alabilirsiniz. İlk dalımızı kestik. 1, 2, 3. boğum. Evet. Diğer dalımızı da kestik gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, şimdi saksısını değiştirmek istiyorum ben orkidemin. Çünkü orkidem çiçekçiden geldikten sonra hiç saksı değişimi yapmadım. Çiçeklerini dökmesini bekledim. Köklerinde de bir bozulma fark etmeyince değişime gerek görmedik. Evet, altında kökler var. Onlar almamı engelliyor. O kökleri bir alayım. Şimdi dikkatli bir şekilde yere yatırırsam zarar vermeden. Evet, kökler iyice içine oturmuş, yerleşmiş. O yüzden biraz zor oldu çıkartmam. Şimdi gördüğünüz gibi bakın kökler gayet yeşil. Şu an orkidemin suya ihtiyacı yok. Bu şekilde yeşil renkli gözlemlediğiniz zaman orkidenizin su değeri iyi demektir. O yüzden bu gözlemlediğiniz yeşil renkte kesinlikle su ilavesi yapmayın. Yeşil renk suyun iyi olduğunu gösterir. Eğer iyice irileşmiş kökler ve kahverengileşmiş varsa renklerde bu da suyun çok fazla geldiğini gösterir. Eğer kökler griye dönmeye başlamışsa, bakın üstlerdekiler hafif grileşmeye başlamış, griye dönmeye başlamışsa, gri renk gözlemlerseniz o zaman orkidenizin suya ihtiyacı vardır. O yüzden sürekli sulamayın. Özellikle yeşil durumdayken kesinlikle su vermeyin. Bu suya ihtiyaç duymadığını gösterir çünkü. Ben etrafımdaki ağaçlıklardan şöyle çam kalıntılarından topladım ve eğer içinde herhangi bir parazit oluşumu varsa orkideme zarar vermesin diye bunları bir tepsiyle fırınladım. Bir 15-20 dakika içindekileri temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi çam yosunları böyle ağaç yosunlarından da temin ettim. Bunlardan da yerleştireceğim orkidemin saksısının içine. Çünkü orkide bu tarz zeminleri seviyor. Normal topraktansa böyle ağaç kalıntıları bunlarla tutunuyor hayata. Böyle bir saksı hazırlayacağız. Biraz da daha önceki orkide değişimlerimden kalan hazır orkide toprağımdan var. Bir yarım paket. Onu da ilave edeceğim. Şu topladığım ve fırınlamış olduğum toprakları yerleştirmem gerekiyor şimdi şöyle. Ve orkidemi de dikkatli bir şekilde bunun içine oturtacağım. Biraz fazla koymuşuz. Evet. Şu an daha iyi. Bu tutunacağı dallı çubukları da dibine doğru ittirince o yeterli şekilde durmayı sağlayacak, bana yardımcı olacak. Zaten şeffaf saksı kullanıyoruz orkidelerde, artık bunu öğrendik. Şeffaf ve güneş alabilecek saksılarda olması gerekiyor. Köklerinin güneş ışığından hoşlandığını biliyoruz. Şu hazır orkide toprağımdan kalan karışımdan da katayım. Bu orkide toprağım humus katkılı bir toprak karışımıydı. Biraz bundan da ilave edelim. Yapraklarının yanına
şöyle köklerinin yanına, etrafına. Evet. Benim orkide bakımı ile ilgili yaptığım tek şey, dediğim gibi, kökleri grileştiğinde sulamayı tercih ediyorum. Kökleri yeşil durumdaysa kesinlikle su vermiyorum. Onun dışında bir de zaman zaman maden suyu içerken, doğal sade maden suyu bir miktar, çok az bir miktar, yarım çay bardak kadar, eğer mineral, yani suya ihtiyacı varsa orkidemin, bundan döküyorum arkadaşlar. Bu da çok faydalı. Kesinlikle bunu ihmal etmeyin. Evinizde biraz tüketirken bir iki damla da orkidenizle paylaşın maden suyunuzu. Şöyle gördüğünüz üzere. Ben orkidemin döktüğü çiçeklerini atmadım. Bunları da gene dibinde durmasını istiyorum. Kendine, çünkü bu tarz kalıntıları sevdiği için orkide, kendi yaprakları, kendi çiçekleri de dibinde kalsın ve ona hayat versin tekrar. Şöyle bakın, evet, orkidemizin saksı değişimini tamamladık. Gördüğünüz üzere dal budamasını gerçekleştirdik. Şu an kökleri yeşil olduğu için sulama yapmayacağım. Eğer kökleri gri renkte olsaydı biraz maden suyu ilave edecektim. Ama şu an gerek yok. Dediğim gibi üçüncü böyle katmanından kestik iki dalını da. Ve artık yeni çiçek oluşumu için bekleyeceğiz arkadaşlar. Güneş ışığını direkt almayacak. Şöyle hafif yarı gölgede kalabileceği bir cam önüne yerleştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.